Yani işte öğretmen ya da atıyorum diyelim ki topluluk önünde konuşmak zorunda kalacağı belli meslek grupları var. Ki hani döneme de özgü geçici bir sosyal fobi gelişebilir çocukta. Bu tarz gelen öğrencilerle biz işte belli ödev ve hedef davranışlar kapsamı adı altında bireysel görüşmeler yapıyoruz. Örneğin mesela işte küçük bir sunu hazırlayıp kısa sürede işte arkadaşlarına ve öğretmenlerine tabii öncesinden gerekli ortam hazırlandıktan sonra bu heyecanını, bu fobisini yendirmeye çalışıyoruz. Bununla ilgili tabii ki öncelikle bilişsel düzeyde çocuğu hazırlıyoruz, belli teknikleri öğretiyoruz. Sonrasında da işte küçük ödevlerle ve uygulamalarla bu tarz becerileri geliştirmeye çalışıyoruz. Aslında programdan önce konuşurken, yani sanırım bu yıl devreye girecek olan bir sistemden bahsettik. Yani daha önce bu kadar kapsamlı ve işte gerçi uygulanıyordu da bu kadar kapsamlı değil. Adı birazcık kötü duyulabilir ama karakter okulu tarzında. Yani işte çocukları, yani çocuk demeyelim artık, ergenleri çok farklı alanlarda kendini tanıma, ortaya koyma, işte girişimcilik eğitimi vesaire gibi. Hatta zorbalıkla başa çıkmak için neler yapılabileceği gibi böyle bir paket program tarzında bir şey geliştirdiniz diye konuşmuştuk. Yani şey yaşam becerileri ya da işte belli yaşam donanımlarını öğrenciye kazandırma. Bunu biz kulüp çalışması adı altında mesela hayata geçirmeyi düşünüyoruz ki başladık da buna. Psikodrama tekniğini kullanarak işte yaşantısal ya da işte öğrencinin yaşadığı bir güçlük olabilir, bir problem olabilir, getirmeyi düşündüğü her neyse bunu sahneleyerek kendi akran grubuyla çalışıyoruz. Evet, yeni bir şey bu bizim okulumuz içinde. Böyle bir çalışma başlattık ve neticede işte diyelim öfkeyle ilgili problem yaşayan ya da mesela sosyal fobi, az önce o örneği çalıştık. Bununla ilgili bir problem yaşayan öğrenci ya da işte güvenli davranış geliştirme, akranlarıyla ilişki kurma ya da işte zorbalığa maruz kalan bir öğrencinin işte baş etme tekniklerini öğrenmesi. Bununla ilgili psikodramanın teknik olarak kullandığı grup çalışmaları Çok güzel, çünkü yapacağız.